Zahmetten rahmete giden yol. İbrahim Oruç. Zahmet deyince, Arapçada zahmet kelimesi, yaşanılan sıkıntı, içinde bulunulan eziyet ve karşı karşıya kalınan güçlük, zorluk gibi anlamlara gelmektedir. Rahmet deyince, Arapçada rahmet kelimesi, acımak, severek ve acıyarak korumak gibi manalara gelmekle beraber, şefkat, merhamet duygularını canlı tutmak anlamında da kullanılmaktadır. Öte yandan rahmet kavramının genel anlamının, acınacak durumda bulunan kimseye yönelik yufka yüreklilik ve şefkat olması, bu kelime Yüce Allah'a nispet edildiğinde ise merhametin ürünü olan lütufta ve ikramda bulunma manasına geldiği ifade edilmektedir. Bu hayatta değişmeyen bir kuraldır, imtihanda olan insanın sahip olduğu iyi ve güzel şeylerin değerini genel olarak bilememesi. Bu hayatta ancak başarı yoluna girenler bilir bir mücadelenin kaç zahmet, kaç zorluk, kaç yenilgi, kaç gözyaşı, kaç düşüş, kaç kalkış, kaç gayret ve ne kadar sabır ettiğini. İmtihanda olan bizler, hayatımızdaki zahmetleri, zorlukları, sınavları, inişleri ve çıkışları asla eksiklik ve kusur olarak görmemeliyiz. İmtihan gereğidir bu inişler ve çıkışlar. Unutmamak lazım ki, imtihan dolu bir yol, bir güzergah, bizi rutine ve donukluğa bağlayan düz ve engebesiz yoldan çok daha iyidir. Nitekim bu zorluklardır silkinmemize, silkelenmemize ve kendimize gelmemize büyük oranda yardımcı olan. İmtihan olan bu dünyada her şeyi değiştiren tembellik değil çabadır. Eldekilerden şikayet değil nimetlere şükürdür. Yakınma değil Allah'a yakarmadır. Duadır ve yalnız Allah'a minnet etmektir. Ancak ondan dilemek ve ondan istemektir. İnsanın bu hayattaki imtihan sürecinde yaşanılan her zorluğun bir süresi vardır ve arkasından mutlaka ferahlık gelir. İnsana düşen sadece gayret ve sabırdır. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Nebeviye güneştir ve asla güneşin önü arkası olmaz. Bizi her zaman ısıtır ve yolumuzu aydınlatır. Yeter ki onlara sarılmayı iyi bilelim. Aksi halde sorumluluğumuzdan uzaklaşarak, sorularımızla ve sorunlarımızla beraber içinden çıkılması zor olan derin bir kuyuda zifiri karanlıkta kalırız, bocalarız. İmtihan olan bu dünyada bazen dalgalar peş peşe gelir. Mücadeleyi bıraktığımız gün kaybetmişiz demektir. Mücadele Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 58. suresi olup, sure açısından bakıldığında mübarek kitabımızın ortası kabul edilir. Belki de bu sure bizlere şöyle bir mesaj veriyordur. Ey insan! Muhatap olduğun bu mübarek kitaptan sorumlusun. İmtihan olan bu hayatta mücadeleyi elden bırakma, gayret et. Kısa da olsa üzerinde durduğumuz rahmetle zahmet kelimeleri arasında sadece bir noktalık fark vardır. Ve bizlere verilen muhtemel mesaj şöyledir. İçinde bulunduğun bu dünyada, yürüdüğün yollarda, çıktığın yokuşlarda ve attığın adımlarda, zahmetteki nokta kadar direnç ve sabır gösterirsen, elbette sonsuz rahmete, nimete, ikrama ve lütfa nail olursun. Yeter ki azmi ve mücadeleyi asla elden bırakma. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah Suresi 5 ve 6. ayetler.